Büyük kız bebeklerini bırakıyormuş. Buradaymış yani. Kurumuş ama. Yağmur ihtiyacı var. Yağmur olmayınca tabii. Bir de rüzgar var hafif havada. Bunlar da kuruyor. Çok güzel bir görüntü olduğu için size göstermek istedim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane güzel bir yanına çıkmış. Yani gölgeden dolayı siz görüyorsunuz da keselim. Kestiğiniz zaman daha iyi görüyorsunuz. Bugün bir kesim alanındayız. Kesim bölgesi burası. Kesim bölgesine gidelim. Bir de buralarda arayalım. Acaba var mıdır diye baktık. Şu anda 3 tane 4 tane çıktı. Görüyorsunuz nasıl çıkmış. Keselim. Olsa daha çok çıkacak ama yağış olmadığı için kurumaya başlamış. Ama tabii toprak nemini koruduğu için olmaya devam ediyor. Ne kadar zamanda topluyor? 3 saat falan topluyor. Yaklaşık şöyle bir şey oldu. Bakalım. Devam ediyoruz. O zaman da beraber bakalım ki. Bana neden varsa beraber görürüz. Kadın ucuna çıkınca gördüm bunları. Şimdi buralar devam edeceğiz. Arkadaşlar bulduk. Bulmaya devam ediyoruz. Şöyle bakalım. Tamam. Bir tane daha yukarıda var galiba. Eğer yanılmıyorsam onları da alalım. Şu. O zaman da çevresinde olma ihtimali yüksek. Bir taraftan da bakıyorum ki varsa toplayayım. Evet arkadaşlar. Yine çıktık, dağlardayız. Kuzu göbeği topluyoruz. Güzel bir hava. Yaklaşık 1050 rakımlardayız ve kuzu göbeği oldum tabii ki. Onu hep beraber hem keselim hem izleyelim diye topluyorum şu bir. Aynı zamanda sayarak gideceğim ki bu bölgede kaç tane bulduğumu göreyim. Şöyle iki bakın. Gördüğüm kadarıyla bir 10'a yakın var bu bölgede ama hiç çok yakın değil. Tek tek toplaya toplaya gideceğiz hep beraber. Bakın şöyle ve beyaz gözü bebeğin üzerinde. Bakın. Evet şöyle iki etti. Yukarı doğru yavaş yavaş çıkıyoruz. Buyurun. Beraber. Bakalım nerede var.
başka? Tabii ki bir tane bu birisinin olduğu anlamına geliyor. Bundan dolayı sabırla süresi arayacağız. Acele etmeyin. Yukarıda gördüm zaten bir tane. Çok güzel. Başka çevrede kalan var mı diye bakıyorum. Olmasın. Bu kadar video yol yürüdük. Yok verdik. O zaman yerini bulmuşken hepsini toplayalım diye. Bakın. Bir de sizden ricam, eğer kanala abone olabilirseniz biz de böyle videolara devam edebiliriz. Yoksa bizim de açıkçası videolara devam etmemizin bir anlamı kalmıyor. Yani desteğe ihtiyacım var. Ne kadar destek olursa kadar iştahlı video çekiyoruz. Daha çok keyif alıyoruz. Eğer imkanı varsa kanalımıza abone olun. Tamam, şurada bir tane daha video şey kontar görmüştüm, onu da arıyorum ki nasıl ya? Bakın kuş seslerini biliyorsun. Ne kadar güzel. Hem de bir tane tanıdık, hem de dolu açacak. Kontar toplamak çok keyifli geliyor. Başka görmüş müydüm? Buna bakıyorum. İki tane de böyle çok güzel. Bakın. Şimdi şöyle böyle. Bir yukarı. Şöyle. Şöyle. Topladıkça kökü çıkıyor, görüyorsunuz. Kökünü de bırakıyoruz ki gelecek yıl geldiğimizde ya da bir dahaki sefer bu yıl içerisinde gelirsek belki bir daha çıkar, onu da toplarız. Devam ediyoruz. Daha olması lazım herhalde. Onu da gerisini bulamadım. Bulduğumuzda devam ederiz. Arkadaşlar 5 Nisan'dayız. Pazar günü. Sabah bir geziye çıkalım. Hem kuzu göbeğine bakalım diye. Yakın bir bölge var. Oraya bakmak için çıktım. Şimdiye kadar 3 tane buldum. 3 tane çantanın içinde var. 2 tane de şimdi buldum. Onları göstereyim dedim size. Bakın. Biri şu. Tabii bu saklanmış. Hava rüzgarlandı. Eğer yağış olmazsa büyük ihtimal bu bölgede kuzu göbeği bitebilir. Ondan dolayı inşallah 1-2 gün içinde yağmur yağar. İkincisini de gidelim keselim. Aynı zamanda bakıyorum ki başka varsa görelim diye. Evet, biri de bu. Biri de bu. Şöyle. Bir de sizden ricam, bölge söylüyorum ben zaten. Hani videoyu seyretmiyor arkadaşlar çoğu. Resmine bakıp altına yorumlarına soru soruyor. Hangi bölgedesin, neredesin? Konum söyle. Ben zaten genelde her videoda ne hangi bölgede olduğumu söylerim. Ondan dolayı bana kalsa videoyu izledikten sonra yorum yapsın. Yer bölge sorun arkadaşlar.
Şu anda dediğim gibi Honaz'dayız. Deniz Honaz. Honaz Milli Parkı'nın içerisindeyiz. Bölge olarak da. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. İki tane daha bulduk. Ararken bayağı bir yorucu oluyor ama bulduğumda zevkli oluyor açıkçası. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bu biri. Bir tanesi de şu. Bu çok küçük olduğu için bunu kesmeyeceğim. Bir dahaki sefere geldiğimde eğer hani ola ki büyüdüyse alırım, büyümediyse de alırım ama belki de büyür başka birisine de kısmet olabilir. O yüzden özellikle bunu ufak alanına bırakacağım. Şimdi çevresine de bakıyorum. Dediğim gibi her zaman bir tane bulduysanız çevresine güzelce bakın.